Restoran Orta Sayfayı sunar. Orta Sayfa'dan herkese merhaba efendim. 27 Mart Pazartesi haftanın ilk günde sizlerle birlikteyiz. Bugün moda konuşacağız. Çeşitli konulara değineceğiz ama benim çok sevdiğim bir arkadaşım, yaklaşık 10 yıldır bir arkadaşımız olan sevgili İnci Arıkan. Doğru mu söyledim İnci? Evet. İnci Arıkan stilist ve modacı. Bizlerle birlikte olacak. Tasarımcı pardon. Bizlerle birlikte olacak. Konuşacağımız konular var. İnci'cim hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim Orhan. Sen nasılsın? İyidir. Seni gördüm. Çok da beğendim. Bu arada bunu alayım göstereyim. Tabii ki. Güzel çok bir teşekkür tasarım. Ederim. Gerçekten ekrana geliyor. Böyle bir tasarımda tabii ki evet, birçok tasarım var. Evet. Bu ilk koleksiyonumda. Az sonra konuşacağız bunu. İlk önce şimdi ben seni tanıdığımda farklı bir kulvardaydın ama sonra evet. Bu işe döndün. Nasıl oldu bu iş? Hukuk camiasındaydım. Kısa bir süre avukatlık yaptım. Nasıl oldu kısa anlatmam gerekirse mobilya mağazası açtım. Mobilya mağazasında ben hiçbir şeyin eğitimsiz olmadığına, hep eğitime önem veriyorum ben. Moda okullarında vitrin tasarımı araştırmaya başladım. İstanbul Moda Akademisi'nde vitrin tasarımla birkaç kez onun eğitimini aldım yıllara ve trendlere göre. Tabii moda okuluna girdiğinizde şöyle bir şey oluyor. Sadece o vitrin tasarımıyla kalmıyorsunuz. Renkler, desenler, orada sizi hocalarınız kendi becerilerinize göre de yönlendiriyor. Modaya girmiş oldum ben de. Tasarımla hayatına girmiş oldum. Bayağı bir uzunlardan sonra. Evet, evet. Dekorasyonla ilgili şeyler de yapmaya başladım. Ardından tabii ki bütün bu tasarım eğitimlerinden sonra stylist eğitimi gördüm, stilistlik. Son eğitimim de o. Bu şekilde hayata girdim. Peki yani, bir tasarım. Şey söyleyeyim mi? Stilistlik kapısı pek fazla yok. Evet, yok inşallah ben yolunu açarım diye düşünüyorum. Yani nedir bu stilistlik? Kıbrıs'a pek fazla bunu bilmiyor da evet. Ben Türkiye'de birçok şey biliyorum. Şu anda dünyada da Türkiye'de dünyada de çok trend. Evet. Nedir bu stilistlik? Şimdi şöyle, stil aslında sizin stilinizi yansıtıyor. Sizin stiliniz nasıl? Stylist. Ben size ne giyeceğinizi, size nelerin yakıştığını, vücut tipinize göre sizi analiz ederek görüşme yapıyoruz, randevulaşıyoruz. İsterseniz uzun soluklu, isterseniz kısa soluklu, gardırop temizleme gibi bir yöntemle de beraber çalışıyoruz. Bunu ben Vakku Moda Okulu'nda eğitimini aldım. Bu şekilde de yardımcı olabiliyorum. İnşallah Kıprıs'ta da bunun yolunu biraz açacağım. Var mı? Var tabii ki. Güzel. Evet var. Güzel. Online olarak peki, da veriyorum. Online. Kadınlar mı erkekler mi daha çok? Kadın da var, erkek de var. Ama tabii ki ağırlıkta kadınlar. Ağırlıkta kadınlar. Peki şimdi bunu söyleyeyim. Güzel tasarımlar. Tabii ki modacılık okumak biliyorsun ki zor bir meslek. Evet. Özellikle çizeceğin, yapacağın, yaratman lazım. Yani sabit bir şey. Çünkü her şey yani. Her iş, renkleri de düşünmen ben şey, lazım. Hem renkle ben şeyi benziyorum. Hem iş mimarla modacılık arasındaki fark aynıdır. Evet. Ama nedir? Biri modacıdır, biri modacılık okuyor, biri iş mimar okuyor. Peki bu tasarımı yaparken neyi düşünüyorsun? Çünkü her sen bir sanatçısın sonuçta. Çünkü bir tasarım aynen. yapıyorsun. Ne düşünüyorsun, yapıyorsun? Yani örnek bu yastıkta da gösterim çekimde. Evet. Puf değilim buna bir başka de işte. Bunu yaparken oradaki neyi örnek alıyorsun? Var mı bir ilham kaynağı? Evet, şöyle kalbin gözü koleksiyonu bu. Bu arada koleksiyonun tümü renkli. Bundan sonra olacaklar da %90 zaten renkli olacak. Böyle tek düze siyah ya da o tarz şeyler benim hayatımda zaten hiç olmadı. Evet, tarzım o değil. Tarzım yani tarzımda olan, stilimde olan bir şeyi ben yansıtıyorum. Kalbin gözü koleksiyonunda da ismi verirken kalp tasarımları çok seviyordum ve göz özellikle. İkisini bir arada nasıl kullanıyoruz ama. Diye. Evet evet. Bu da yeni koleksiyonumdan bir parça. Evet, Yasin Kasım bu konu bitirsin İnci Hanım. Sonra konuşalım. Kalbin gözü koleksiyonunun anlamını söylersem kalbinizdeki güzelliğin dışınıza. Yani kalbinizde ne hissettiğinizin, güzelliğin derken ne hissettiğiniz. Benim renkli bir kişiliğim var. Renkli bir hayatım var. Beni tanıyanlar da sen de beni çok iyi bilirsin. Hep rengarenk giyinirim. O şekilde bir insanım da. Bunu ürünlere yansıttım. Bunu yapmam çok zor oldu aslında. Şöyle düşündüğünüzde turuncuyla yeşili bir arada nasıl güzel görebilirim? İşte olur mu olmaz mı? Kıyafette de böyledir. Evet tabii ki. Acaba güzel görünür mü? Güzel uyar mı? Bayanlar için bunu konuşuyorum. Evet. Çünkü bayanlar şimdi sevgili İnci hep dikkat ettim. Şimdi bunu soru sormak istiyorum. Kıbrıs halkı
biraz basite kaçıyor anladığım kadarıyla. Evet. Kıyafet konusunda. Çünkü erkekte de ben mesela geçtiğimiz yıllar renkli gömlek giyerim. Erkekler ben nedir bu renkli gömlekler? Ama evet aynen. Ben de bu insanın kişiliğine mi yansıtıyor bu renk uyumu? Yoksa bilmiyorum ama bazı kişiler siyahtan vazgeçmez. Siyah ayakkabı. İşte o sizin stilinizdir. Onu anlatmaya işte çalışacağım. Yani müşteriyle de çıktığımda. yani siz belki hep siyah giyerek bir stilistik isteyeceksiniz. Olabilir, bu demek değildir ki benimle çalışıyorsanız ben size hep renkten baştan aşağı renkle giydireceğim. Hayır, ben sizin stilinizi anlamaya çalışıyorum. Tarzınızı anlarım, ona göre hareket ederiz. O başka bir şey tabii ki. Ama derseniz bana gelirseniz işte moda şeyler nedir İnce Hanım? Ben biraz daha trendy giyinmek istiyorum. Ben size bunun fikrini tabii ki veririm çalışmamızda. Ama sizin stilinizden de çıkmayarak yaparız bunu. Ve tabii ki sizi analiz ederim. Size yakışan nedir? Omuzlarınız geniş mi, beliniz dar mı? Bu şekilde bunu konuşuruz. Boyunuz uzun mu? Bacak boyunuz nasıldır? Bu şekilde sizi giydiririm. Yani herkes atıyorum mini etek giyemez. Herkes uzun etek de ya da orta düzeyde bir şey de giyemez. Yani bunu ben size sizin kendi özelliklerinize göre sizi stilist ediyorum. Peki bu şey modada şey diyor, insanın vücuttaki ten rengine uyar mı? Yani açık ten renkleri, esmer ten renkleri. Tabii ki değişiyor o. Yani tamamen değişiyor. Hep görüyor musun? Dışarıda çıktığımız zaman dışarı. İşte mutlaka ya kadın olmadı o kıyafet ya ben söylemek istiyorum. Yani kendisi aynaya baktığı zaman anlamıyor mu? Yani illaki siyah ayakkabı, siyah elbise veya şey çok Kıbrıs'ta şey var. Çok geri kaldık çünkü. Doğruya doğru. Evet. Sen bu işte başlattın. Zaten ben seni tanıyordum ama buradan da özellikle teşekkür ediyorum. Yani böylesine seni buldu. O akşam tanıştırdı bize. Ben seni tanıyordum ama bir şekilde piyasadasın artık ve bu stilist olarak da insanlar seni tanıyor. En azından insanların gelip sen de bunu eğitimin şey eğitim demiyorum ama bilgiyi alması gerekir. Kıbrıs'taki insanların artıları ve negatifleri nelerdi gözlemlediğin kadarıyla? Bu çok önemli bir konu aslında. Evet, evet. Aynen öyle. Yani şöyle dediğin gibi stilistik çok yaygın değil. Yani ben artık insanların aslında ücretleri de çok yüksek değil. Belki öyle sanıyorlar diye danışmıyorlar. O da olabilir. Kısa süreli de danışabilirsiniz. En azından tarzınızı anlarsınız. O şekilde yola da devam edebiliriz. Ama Kıbrıs'ta evet öyle. Hep siyah giyindim, siyah ayakkabı. Böyle bir anlayış var. İşte belki bunlardan artık çıkarız. Çünkü bir dünyaya bir değişim olması lazım. Evet. Bu arada dekor konusunda da, dekoratif şeyler konusunda da. Biliyorsun vitrin, evet ev dekoru ve vitrin tasarımı da yapıyorum zaten. Vitrin tasarımında hatırlarsan benim bir önceki senedeki vitrin tasarımımda yeşil bir araba yapmıştım. Üzerine de pembe yeni yıl desenleri vardı. Evet. Pembe yine mint yeşili. Yani şöyle yeni yıl dendiğinde akla kırmızı ile işte yeşil ya, gelmemeli. Ya, evet. Gelmemeli. Yani ben bunu istemiyorum. Best, evet yani. Aynen. Yani gelmemeli. Bir dünyaya çıkın bir bakın. Yani neler var. Bence bunu en basiti internetten bile bulabilirler. Tabii ki bunu maç yapmanız, kombinlemeniz zordur. İşte o yüzden bir uzman gerekiyor bu aşamada. Ben de gerek. Aynen. İnternete baksın biraz zor. Mutlaka birinin bir şey anlatması lazım. Modayla evet. ilgili. Yani sen bunda da öncülük yapıyorsun. Yani mutlaka bir ya da bir haber yapacağız. Bu yılın rengi ben çok yapıyorum bunu. Aynen. Köşe söylüyorum. Yazılarım da var bununla alakalı zaten. Her hafta yazıyorum En Moda dergisinde de. Kendi sitemde de var. Moda, dekorasyon. Bunlarla ilgili yazıyorum. Peki ben. Bu yılın modası dekorasyondan başladım. Bu yılın en fazla çarpıcı ön plana çıkan dekorasyonda nedir? Yani bir o beyaz dekorasyondan, beyaz dekorasyondan bir çıkmamız lazım diye çıktık düşünüyorum. Çıktık zaten. Evet, burada da, bu arada çıktık. O dekorasyonlar. Evet bu ilk defilem. İlk defilem tabii ki Aralık ayında En Moda ödül töreninde düzenlenen. Burada tasarım çanta sana ait değil mi? Hı hı. Güzel bir tasarım. Şu anda rattan ürünler moda biliyorsunuz yazda. Hı hı. Dekorasyonu da tekrar geçeriz yine. Rattan ürünler yine bu yaz yine moda olacak. Hasır rattan. O tarz şapkaları yeni koleksiyonu yapıyorum ben. Hasır rattan şapkaları ben renklendirerek görüntülerini attım. Onları da geçerse şapkaların gösterelim hemen. Tamam, bunlar da bir öncekiler. Aynen. Onları da görürüz. Rattan ve hasır şapkaların boya el tekniğiyle boyanması ve o şekilde üzerine benim logom vesaire kalp göz çizilmesiyle ilgili bir çalışma yapıyorum şu an. Bu konuda ilgili evet, şapka ekranda. Evet bunlar mavi olan. Bu yaz şapka. Tabii yaz kışta bakabilirsiniz sıkıntı olmuyor. Kadınlar için değil mi? Kadınlar için erkekler için de olacak.
Peki bir şey söyleyeyim. Bunu tasarlarken zamanın ne kadar çok süre? Çünkü kolay değil yani. Bu bir tabii ki işte. Bu arada bunlar bir deneme aşamasından geçiyorlar. Şimdi ben onları aldım. Bir ay deniyorum. Kalitelerini vesaire. Tabii ki kim nereye nasıl güzel yakışır. Onun bir kombinlemesini yapıyorum kendimce. O şekilde siparişlerimi veriyorum. O şekilde tasarımlıyorum yani onları. Peki bunu devam edelim sevgili Yasin. Bu çok güzel. Özel bayanlar için. Burada da bu koleksiyon senin. Bir önceki koleksiyonum bu. Evet. Şimdi sırasıyla gidersek dekorasyondan. Dekorasyonda genel olarak renk kombinini Pantone rengine göre Viva Magenta bu yılın rengi. Ne kırmızı ne evet tam şu çiçeğin rengi diyebiliriz. Ne kırmızı ne pembe. Çiçeği, arkamızdaki çiçeğin rengi. Bunu bakalım arkadaşlar biraz sonra dönecek. Aynen ne kırmızı ne pembe bir renk. Evet. Şu anda bu dekorasyonda da. Bu çok trend. Fakat ben bunu dekorasyonda da söyledim. Küçük ürünlerde kullanılsın. Çünkü birazcık kırmızı ağırlıklı olduğu için, renklerde de kırmızı, biraz kızgınlık, gerginlik falan olduğu için sürekli kullanımda atıyorum. Sadece bu koltuğu kırmızı ya da o renk Viva Magenta yapmayın. Küçük dekorasyon, dekoratif şeylerde kullanabiliriz. Zaten kıyafetleri de geçici olarak giydiğimiz için küçük parçalarda ya da tek bir elbisede de giyebiliriz. Bu senenin trend rengi o. Bu arada dekorasyonla kıyafet renkleri de paralel gidiyor. Onu da söyleyeyim. Dekorasyonda ne moda ise kıyafetlerde de öyledir. Renkli moda. Kıyafetlerde pembe, de öyledir. Turuncu. Aynen. Pembeler, turuncular, kavun içi özellikle bu renkler. Evet. Geçen yıl biliyorsun böyle mor gibi bir renk modaydı. Mor ama bu yıl farklı bir şey. Veri Peri'ydi adı. Onunla çıkmıştı aslında koleksiyon. Benzediğin doğru çünkü şimdi son dönemlerde dikkat edersen bayanlarda, kadınlarda daha çok renkli yani dünyayı takip etseler bunu fark edemezler. Aynen. Yani geçtiğimiz hafta çok daha da güzel görünüyor değil mi? Evet. Yani ben böyle tek düze renkleri sevmiyorum. Evet bazen içinden insan çok renkli giyinmiyor. Tek bir krem, tek bir siyah giyersiniz ama sürekliliği yani tarzım değil. Peki şunu söylemek istedim. Tabii ki bunları konuşacağız. Evet ekrana gelsin. Bundan evet ilk koleksiyonum bu evet. Yani güzel bir dekor evet. Aslında. Ev içinde yapabilirsin bunu. Evde de yapabilirsin. Yani bütün yastıklarım orada. Falan. Tabii ki seçerek ya, koyabilirsiniz. Bir arkada bir duvarın rengini değişirsiniz. Dekorasyonda evet, bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli aslında. Bakın eve gidiyoruz. Yani herhangi bir yeni ev aldığın zaman oturma nasıl? Beyaz. Ne bileyim şeyde olan koltukta siyah, beyaz, siyah hep beyaz. Hep isteyen beyaz. Müşterilerim var. Gerçekten her şeyi beyaz almak istiyorum. Zor değil mi beyaz? Toz nem, toz diyorum. Yani kullanım olaraktan geçiyorum. Bir yerden sonra bu arada size o renk hissizlik hissi yaratıyor. Yani evde hiçbir enerji olmuyor. Bunun da rengin de eğitimini. Evet, rengin de eğitimini alıyorum ben. Çünkü mesela kıyafet parçası değil o çıkarıp atasınız. O sizin her gün mobilyanız olacak. Orada onu yaşayacaksınız. O sizde bir hissizlik. Bu sefer evde mutsuz olacaksınız. İstersiniz. Bir zamandan sonra evde mutlu olamayacaksınız diyeyim. Yani böyle nötr. Halbuki renkli sizi iç açan şeyler, olumlu renkler koyarsanız bir dekorasyona hem orada da kalmayı daha çok istersiniz. Hem gelen bir dekor yapacaksınız. Hem gelen insanlar için de çok güzel bir enerji olacaktır. Mesela en moda dekorunda da öyle olmuştu. Renkli parçalarla şık bir şey yarattık orada mesela. Tabii ki renkli çok parçalar. Çok iyi gördü. Ya bir başka biliyorsun. Şey gökkuşağı renkleri değil evet. Bana. Evet. Yani renkli fazla. Dediğimde mesela mor pembe olacak dediğimde biraz insana hani o dekorda orada şaşırtıcı gelebilir ama tabii koyduğumda işte önemli olan neyi nereye koyacağımızı bilmemiz. Peki biraz ev dekorasyonu konuşmak istiyorum. Mesela oturma odası nasıl olması gerekir? Yani herkes alıştı siyah beyaz. Evet. Ama pek fazla böyle kırmızı renkleri, kırmızı koltuklar, farklı bir dizayn evet. Pek fazla görmüyorum ben aslında. Ya dediğim gibi onlar küçük parçalarda. Tek bir renk de seçebilirsiniz. Böyle soft renkler, kavun içi olabilir. Geliyor, kırmızı koltuk. Aynen kavun içi olabilir. Bu da böyle turuncu bir renktir. Yine benim koleksiyonumda olan bir renktir. Kendi markamın rengidir bu. Salon Mobilya markasını satıyorum koltuktan. Yastıklar da benim koleksiyonum. Marka zaten Tasarım Serisi diye bir koleksiyonu var. Kendi yastık koleksiyonumu da oraya kattı. Bütün dünyada bu arada yastık koleksiyonum satışta. Güzel, güzel. Bak, gerçekten seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tasarımların konusunda eminim ki Kıbrıs halkı bir şekilde sana ulaşmaya devam ediyorlar ister istemez. Evet, evet. Çünkü renkli ben görüyorum. Mesela kıyafet, geçen de bir arkadaşım dedi, oran dedi, bir mağaza açıyor dedim, açma. Yine gidip İstanbul'a aynı kıyafet alıp geleceksin. Yani farklı bir şey yapmak evet. Gerekir aslında. Kıbrıs. Aynen, ben de öyle bir şey zaten çünkü gördüğüm kadarıyla bayanlar kıyafet bulmakta çok zorlanıyor Kıbrıs'ta.
Bu benim için de geçerli. Senin için bu de arada. Geçerli. Kesinlikle. Sen yurt dışında, yurt dışında zaman alıyorsun genelde. Bu kadar. Genelde Türkiye'ye yurt dışı, yani yaptığın İngiltere, zaman. Aynen. Peki burada eksiklik nedir? Sen bir stilist ön planda oluyorsun. Sen burada kadınlardaki bu moda ile ilgili. Çünkü kadınlar özellikle hem güzelliğe hem de kıyafete para harcar. Çok para, aşırı derece para harcarlar. Bu eksiklik olduğunu, yani sırf İşte A mağazada bunu satıyorsa B de bunu satacak, C de bunu satacak. Evet. Farklı bir şey neden düşünülmüyor? Yani eksiklik bulur çünkü... Bazı markalar gelemiyor Orhan, ondan da olabiliyor. Marka değil de bunu... Yani küçük markalar bile bazen yani, gelemiyor. Hep aynı renkle, yani ben bir konfeksiyon bir öğrenciyim ama hep siyah görmek istemiyorum mesela. Doğru, işte getirmiyorlar. Yani getirmemeleri de ayrı bir olay değil, zaten. İşte onu tasarımlamak önemli. Bu arada vitrin tasarımlarına da koyabilirler. Bir vitrini sadece siyah yaparak, aynen, ya da siyah beyaz yapmak, işte bunların önünü açmak istiyorum. Vitrin tasarımında da çalışma yapabilirim mağazalarla. Daha çekici, mesela bu ananası şuraya korsun, buraya korsun, başka bir histir. Yana korsun, yanına başka kitaplar korsun, başka bir histir. Evet. Yani aldığım eğitim o şekilde. Bunun pazarlamasını da aldım ben zaten. Yani siz bir ürünü nasıl güzel görebilirsiniz, daha güzel görebilirsiniz. Tabii ki yani. Bu kıyafette de geçerlidir. Aynen, bu kıyafette de geçerlidir. Siz bir ceketi giyersiniz. Daha önceki programda da bahsetmiştim. Siz mesela ince bir bayan değilsiniz. Platformlu bir ayakkabı giyeceksiniz. Eteği değil, pantolonu tercih edeceksiniz. Yani ben bunu size analiz yaparak söyleyebilirim. Ya evet, herkes her şeyi giyebilir belki. Ama bilmeniz lazım neyi nasıl kullanacaksınız. Dekorasyonda da böyledir. Ananas çok güzeldir. Alıp koyabilirsiniz. Ama nereye koyacaksınız? O çok önemli. Tabii ki. O önemli ama yani, mesela sen bunu benim anladığım kadarıyla bir bayan bir gece bir giyeye katılacak ama dekolte giyecek. Tamam, bacaktan açtın, üstten aç. Bak, üstten açtın. Gibi. Aynen. Gibi, orantı. Aynen. Aynen. Ya da tamamen çok yaptığım kilo olursa sık kıyafet giymesin. Evet. Tamamen yaptığım o. İşimin bir parçası da o. Yani giydirirken bir insanı. Ya bu bunların kıpısı halkına olması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü gerçek anlamda çok geri kaldık bu konularda. İster istemez görüyorsun zaten. Yani bir herhangi bir akrabanın düğüne gitti ama görüyorsun kıyafet olmuyor. Ve ondan sonra söylüyorsun. Söylemek de istemiyorsun ama olmuyor arkadaşım. Yani bir de şey var. Yani ülkede bunlar da bilmiyorum sen bu konuda biraz da yatkınsan. Mesela gelinliğe yapacağı taçı bile bilmeyen kuaförler var. Kusura bakmasın kimse benim gördüğüm kadarıyla. Doğru. Stratejik gelinlik yiyen kadına sen... Evet. Şahte ya topuz yaparsın. Farklı bir kulvada yapabilirsin. Kıbrıs'ta işte bu moda sektöründe sizin gibi, sizler gibi birçok modacının da ön plana çıkması da bence bu ülkede bazı şeylerin değişir inşallah. Aynen. Ben de onunla uğraşıyorum. Peki. Vitrin tasarımda da dediğim gibi sana yani onu örnek gösterdim. Yeni yıl tasarımlarında da biraz pembe, min, yani başka renkler düşünsün. Kıyafetlerde de böyledir. Standartın biraz dışına çıkalım. Farklı farklı şeyler yaratalım. Mesela benim koleksiyonumda da bazen bana diyorlar ki niye siyahını yapmadın? Yani ben bunun siyahını yapsam nasıl olabilirdi bilmiyorum açıkçası. Yok. Göze çarpmıyor çünkü yani, daha fazla göze çarpıyor. Mesela. Yani bazen, siyahın üstünde bu zaten siyah da göz. Kesinlikle olmaz. Güzel olmaz. Yani zaten bunun olmaz. Eğitimini alıyorum. Aynen. Farklı bir şekilde olması lazım ki insanların gözüne çarpması lazım. Mesela her zaman... Enerji işte. Enerji. O renklerin enerjisini düşünsene. Sizin benim tasarımlarımda almanız lazım. Kıyafette evet, burada, de bu böyledir. Burada da ben göre bu... Evet, bardakta tasarımımız. Ve bu arada dekoratif malzemelerde. Evet, göz herhalde... Lamba derler var. Bak şöyle bunlar renkler evet, değişebiliyor. Bunu gelmişken geçtiğimiz yıl biliyorsun ki modada yaz döneminde 1920'lere gittik. Özellikle püsküllü kıyafetler. Evet, şu anda biliyorsun öyle tarz bütün dekorasyonu. Yavaş yavaş girdi hayatımıza. Çok moda, evet, çok. Ama ben birkaç mağazada gördüm, siyahtan başka renk yok. Maalesef işte. Yani bunu aşmamız lazım. Mavi, siyah olabilir, sarısı olabilir, yeşil olabilir, turaj olabilir, ne bileyim, turuncu renk az önce bahsettiği şekilde. Siz böyle kombinleyebilirsiniz. Mesela bu turuncuyla moru, bunlar bardak attıkları. Turuncuyla moru nasıl kombinleriz düşünüyorum. Ama bakın mesela renkler bir arada olduğunda... Çok daha fazla güzel görünebiliyor bir ürün. Peki İnci, 4 yıldır bu meslektesin. 5 yıl mı? Yanlış mı söyle? Şimdi mağazamızı açalı bu arada.
9. yılımıza giriyoruz. Ama sen bu işe geçeli... Yani 9 yıl boyunca eğitimlerim var. Açtık mağazayı. Ben zaten eğitimi başladım. Tasarım hayatı olarak bakarsak 2 yıl diye. 2 yıldır. Evet. 2 yıl diyelim. Peki var mı hedefin? Ne var? Düşündüğün bir şey var mı? Yani tabii ki moda da şey bitmez. Fikirler her zaman evet, yani çok ilerisini tabii ki bilemiyorum. Düşüncelerim bazen değişiyor ama şu anda kıyafet olarak ceket yapıyorum biliyorsun. Arkadaşlar karar verin. Dünyada şu anda boyama tekniği şurada görünen evet. gibi çok trend biliyorsun Orhan. Ayakkabılarda da öyle. Denim. Ben de aynen denim. Denim to denim. İsmi sana ayıp. Yeni koleksiyonumun adı. Evet isimle geliyorum ne, bu arada. Nedir ismi? Açabilir misin de? Yani bir hem de inanmadım ne oldu? Yok yok cinle alakalı olduğu için. Kotla alakalı olduğu için. Hep evet. kot olacak. Şurada getirdim zaten. Evet. Şunu tabii da gösterebilirim. Ver bana istiyorsan şu şekilde. Bu bir çanta bayanlar için. Tabii ki sevgili Yasin bana yaklaş biraz. Evet bu şekilde. Boyama tekniğiyle olan boyama bir. Şeklinde oluyor. Bu ilk numune. 1980'lere gidiyoruz sanki. Evet zaten bir şey söyleyeyim. Sürdürülebilirlik. Mesela ben moda okulunda da gördüğüm eğitimlerde şöyle. Sürdürülebilir bir ürün. Denim her zaman hayatımızda vardı. Yani olur mu mümkün mü sence? Senin bir cim parçan yok mu evde? Herkesin var. Herkesin var. Aynen. Yani bunu her şeyine o takabilirsiniz. Bu şekilde 90'ların sonlarına doğru ben hatırlıyorum kot, ceket almış. Evet. Ben bunu günümüze biraz harmanladım. Daha renkli. Şu anda kalp ve göz tasarımları. Çok trend benim tasarımlarımla ama beraber. Ama güzel bir çanta. Evet. Bunların da bir devamı da gelecek. Bu sadece benim ilk numune. Peki mavi kot, siyah kot veya ilerideki kotlardaki gibi. Peki ilerisini düşünüyorum. Bunlar içinde tabii ki yeni ürünü de çıkarttı ama bir defile var mı bununla ilgili herhangi bir şey? Defile var. Evet yine var. Dışında. Yazda defilimiz olacak. Yeni en moda gecesinde defilimiz olacak. Tarihi yani, söylemem. Ağzımdan kaçırdı ama söylemem biliyorum tarihi. Tarihi ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Tarihi ben bilmiyorum tam. Yazda olacağını biliyorum. Dediğim gibi orada... Cin defilesini yapacağız. Şapkalar vesaire. Mayo bu arada. Mayo düşünüyorum. Güzel evet, bir var. Mayo da denim olacak. O da denim koleksiyonumda olacak. Erkek kadın mı yoksa sadece kadın mı? Sadece bayan olacak mayoda. Bayan. Ama cekette erkek de var. Cekette yani erkek de var. Boyalı ceketlerimiz peki, de erkek ince, de var. Zaten bu Kıbrıs'ta bunu ilk yapıyorsun sen. Tabii ki biraz Türkiye ile bağlantım var mı? Türkiye'de tabii moda ki. Atlası katılma filan. Katılıyorum tabii ki. Bu arada ürünlerin yapımı ile ilgili maalesef biliyorsun buradaki şartları. Türkiye'de yaptırıyorum. Hepsini burada soruyorlar bu ama. Bu eksik yok. Denettim maalesef. Yani nakış kalitesi, boyama tekniği. Yani çok üzgünüm. Keşke burada olsa. Ben de daha ülkemi de desteklesem daha fazla ama. Yani kumaşlarda evet, da seçeneklerim olmuyor. İşte püskür renklerindedir, odur budur şudur. Maliyeti çok oluyor değil mi? Türkiye'den getirdiğin aynen. Yani buradan yaptırdığın zaman maliyeti çok oluyor. Türkiye'den getirdiğim zaman değil aslında. Buradan yaptırdığın evet, zaman. Çünkü onlar da yurt dışından aldığı için bana satışlarında o şekilde yüksek çıkıyor maliyetler. Peki şunu sorayım sen. Hedeflediğin yerde misin şu anda? Yoksa daha mı? Şu anda hedeflediğim yerdeyim. Yani yavaş yavaş ilerlemeyi düşünüyorum. Ama ben seni tanıdığım zaman hiç böyle bir fikir yoktu ama gene cıvıl cıvıldın yani. O yıllar cıvıl cıvıldın. Evet, evet. Gençlik hatta şarkıya da söyledik, şey de attık gençlik ama... Gençlik dönemlerinde öyle. Yaşlanmadık ya, daha gençliğinde. Evet, tabii ki. Sen 25 yaşındasın. Yani düşünce olarak şu anda ceket, yeni bir ceket, başka tarz bir ceket daha planım var. Ondan sonra bakacağım ne yapacağımı ama yani işte gelinlik, abiyeydi falan düşünmüyorum o anlamda soruyorsan. Peki zaten biliyorsun ki dünyada bir biraz geriye dönüş modası vardı her yönde yani sadece bu kıyafet evet. ayakkabıda değil her yönde geriye dönüş modası var. Yakında yani şey çıkarsa o pick-up'lar tekrar şaşırmasın kimse. Tabii. Çünkü bir oluşum içerisindedir dünyadaki. İşte sürdürülebilirlik de değil mi o? Birini her yerde giyebilirsiniz. Bir dekoru birçok yerde kullanabilirsiniz. Bu arada dekorasyonda da hep böyle. Evet, evet. Sürdürülebilirlik. Dekorasyonda da aynı şekilde düşünüyorum. Bu arada ben konsept dekorlar yapıyorum zaten. Gördün zaten moda gecesinde de o tarz yerlerde. Bir de şey var evlerde dikkat ettim artık çok böyle. Çok trend oluyor. 1960'da dekorlar, ucuklar piyasaya çıkmaya başladı artık. Evet. Gerek süs olarak alırsın ama istersen o radyolardan bulup da yapabilip de o şekilde evinin bir köşesine olur. Evet onların seveni ayrı zaten. O tarz isteyenler için de o tarz çalışma yapıyorum. Nasıl biliyor musun? Yani geliyorlar bana müşterilerim. Konuşuyoruz. Siz vintage tarzdaysanız ona oturuyoruz, konuşuyoruz. Ben size o şekilde bir konsept çiziyorum. Hatta bunu photoshopluyorum. Çok yakın bir şekilde görüyorsunuz.
az çok %90 nasıl duracağını da görüyorsunuz Photoshop'ladığında. Ona göre çalışmaya başlıyoruz. Güzel dekorasyonda. Çünkü dekorasyonda şey olabiliyor bazen. Olabilir mi, olamaz mı falan filan. Onu biraz aşıyoruz. Vallahi ben senin yerinde olsam düğün gelinler de senin yanına gelsin. Evet ama çok vaktim olmadığı için o tarz bir şey. Hani dediğim gibi benim çok tarzım da olmuyor. Bazen düğüne gittiğin zaman koyu bilme ya şu saç olmamış, kıyafetle saç evet. Uyuşmamış. Tabii stilistik gelinler için de yapabilirim. O anlamda söyledin. Evet ben dekorasyon konusunda söyledin sandım. Yok, da. Yok stilsiz. Tabii. Tabii ki gelinlik için de yapabilirim. Peki erkek ne de moda nedir? Tabii biraz bayanlara konuştuk ama erkek... Güzel ona da bir yazım vardı. Ne demişken beni kıyafetinde bir Kort Valentin yepyeni ürünler. Efendim, renk çok moda ediyoruz. Zaten biliyorsun bu yıl. Erkeklerde bu yıl transparan modası var. Şöyle denim modasının yanında transparan atıyorum ceketleri giyiyorsunuz, içine tişört giymiyorsunuz, ilikliyorsunuz ya da çok ince bir şey giyiyorsunuz. Tabii ki biliyorsun ülkemizde bazı şeyleri giymek zordur. Çok ince bir şey, daha şeffaf bir şey giyiyorsunuz. Transparan modası var. Kravatlarda mesela tek renk. Kesinlikle desenli kravatlar trend değil. Atıyorum siyah giydiğiniz hep siyah giyin. Mor giydiğiniz mor giyin. Yani tek düze renkler. Böyle tek biçimde olan trendler moda. Jean modası var yine baştan aşağı erkekte. Çok trend. Yine takı olarak düşünürsek gözlüklerde şeffaf. Gözlükler gibi. Çok moda. Kız bayanda da erkekte de. İkisinde şeffaf de öyle. Bu arada yıldır. Unisex çıkıyor artık herkes. Bayan erkek diye de ayırmıyorlar biliyorsun. Evet. Şu andaki moda şeyi de böyle. Defileleri yani, biliyorsun öyle. Aynı kulvarda. Aynen yani, aynı kulvarda. Yani erkekler de çıkabiliyor. Moda defilelerini biliyorsun dünyada Paris'te de olan. Paris, İtalya, yakında da Türkiye'de olacak. Şu ama anda bu çok unisex her şey. Ertelendi. Yani tam Mayıs'ta hafta çok güzel bir defile oldu İzmir'de, İzmir Fashion Week. Ben temennim şu yönde ki bu modayı gerçekten Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan herkes seviyor. Ve modasız da hiç kimse nasıl dedikodu hiç kimse yapamaz Kıbrıs halkı. Evet. Modasız da yapamıyor. Bu yüzden de bu modanın daha fazla da insanlara ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öyle insanlar biliyorum ki kadın ne giyeceğini bilemiyor. Bilemiyor evet. Bak gerçekten bazen yapamıyor. Yani tanıştığım müşterilerimde de bunu şey yapıyorum, izlenimi diyorum. Yani gerçekten yapamıyor. Bazen becerisi olamıyor, bazısının vakti olamıyor. Yani çeşitli nedenlerden dolayı da olamıyor. Yani vakti olamıyor. Bazen gerçekten becerisi de olmuyor. Yani neyle neye uyabileceğini, hangi rengin trend bir olabileceğini. Bir de çok şey yapmıyorlar. Mesela mağazaya işe giriyorlar. Dönüyor da dönüyor. İşte ne alacağını da bilemedi. Ne alacak kararsız kaldığı için ama bazıları da bir gittiği zaman ilk gördüğü şeyi alıp... Bak şöyle, yani çalıştığım insanlarda da önce bir gardırop temizlemesi yapıyoruz. Evine gidiyorum, gardırobuna bir bakıyorum. Nelerin kesinlikle olmayacağını ayırıyorum. Hiç onları tartışmıyorum bile. Aslında böyle bir program yapsam bak şimdi geldi. Gardırop diye bir program. Gardırop programı yapalım. Evlerde neden olmasın? Evlerine gidip oradaki kıyafetleri bu olmadı. Yani 10 yıllık tamam ileride tekrar moda olur ama 15 yıllık montunu, 15 yıllık kot paltonu tutan kişileri de tanıyorum ben. Evet ama sürdürülebilirlik dediğim mesela jean'in vintage'i evet, varsa. Kesinlikle. Kesinlikle o kalmalı o gardıropta yani. O hep giyilir. Benim, onu demek istiyorum. Benim 10 yıl önce kullandığım bir tane İstanbul'da aldığım kesinlikle jean. Kesinlikle hiç aldım. Atma. Hiç yok, atma. Atmadım, ya da verme bilmiyorum. deri moda. Deri de. Deri modası deri da gelecek. Deri de geçen yıl bu kışta bütün kışımızı doldurdu biliyorsun. Peki zor değil mi senin bu iş? Yani bu tasarlama çünkü bir nevi modaya öncülük alıyor. Yapıyorsun. Zor tabii ki. Çok zaman ayırabilir misin kendini bu konuyla ilgili? Kendime de çocuğuma da zaman ayırmaya çalışıyorum ama tasarım konusunda bayağı bir vaktim ayırıyorum. Bazen pazar günlerinde ekstra çalışıyorum. Gece nasıl çalışıyorum. Nasıl geliyor insan sana? Gece mi? Hiçbir geliyor aniden oturdu, yani. Oturdu. Şöyle hani ya da mesela bir yerde bir şeyi görüyorumdur. Yurt dışında mesela o yüzden seyahat ederim yurt dışına. Gerçekten yurt dışı bana çok ilham veriyor. Evet. Gezdiğim vitrinlerden tut, İngiltere özellikle. Gezdiğim vitrinlerden tut. Yani dün biliyorsun İngiltere çok trend yani bu konuda dekorasyon ve aslında İtalya'da vitrin konusunda. Vitrin konusunda İngiltere aynen bir numaradadır diyebilirim İtalya hani kıyafette de. Ama işte o vitrinleri orada gördüğünüz o kombinleri zaten siz kıyafette de uygulayabilirsiniz. Tabii ki oradan. Yani orada her şeyi görürsünüz. Raşit'in bir bazen bir kelimesi vardı. Evet çok sevdiğim. İtalya gittiği zaman gördüğü bir yerdeki ilham.
geldi kendisi. Aslında bu çok çok önemlidir. Çünkü biz aynı şeyleri görüyoruz. İşte Ginne, Maus, Alev, Koç'a aynı manzara. Ama evet, yurt dışında durum falan. Bu İstanbul için de geçerli. Yani İstanbul'da şey magazinde anında konuşmak, yeni nesil meyhane diyorlar. Şimdi İstanbul'da 2 yıl önce, 3 yıl önce vardı. Bu yeni nesil meyhane. Sonra Kıbrıs'a gelmeye başladı bu. Hani bazen yurt dışındaki şey 6 ay geriden geliyoruz. Ben bunu yıllar önce Moda Haftası'nda yaşadım. Bir araba firmasının düzenlediği defileye katıldım. Orada yeni araba tanıtıldı. Araba 6 ay sonra Kıbrıs'a geldi. Ama ben ne olduğunu biliyordum orada çünkü gördüm. İşte Kıbrıs halkının modaya biraz daha fazla ilgi göstermesi lazım. Sen de bunu öncülük yapıyorsun. Tabii ki bizler de Kemenk Akası'nda her zaman sizde de ağırlamaktan bu arada sürenin sonuna geldik. Teşekkür ederim. Mutluluk duyuyoruz. Peki sadece yaz ayında defile mi vardı? Başka bir projem var mı? Yaz ayında zaten veya koleksiyonum çıkıyor. Şey var mı? Koleksiyonum çıkıyor. Yaz ayında zaten. Koleksiyonum tanıtımı var. Defilem var. Yani direkt koleksiyon zaten hayatımın tamamını taşıyacak. Yani kışa kadar gider. Renkli bir insan. Aynen, ceket de zaten kışta da yazda da gelir biliyorsun. Jean ceketler, evet, denim ceketler. Çocuklar için bir şey var mı? Şu kıyafet? Çocuklar için şu an düşünmüyorum. Ben ama çorap... tabii ki şöyle çocuklar için derken hani 15 yaşındaki bir çocuğun da çocuk diye geçiyor o da zaten. Yani alabilir. Cüzdan olarak da kullanabilir. Evet. Her kesime hitap ediyor diye düşünüyorum. Güzel ama. Bak diğerine göre diğer çantayda. Diğer çanta da çok güzel. Böyle. Hem o da kış tasarımımız. Bu Teddy koleksiyonumdan. Şey, İlk koleksiyonum. Evet, gerçekten seni tebrik ediyorum. Yani, teşekkür ederim. Abi. Şimdi bir şey söyleyeyim, avukatlık için seni tanıdık ama sonra böyle bir anda... mağazayı açtıktan sonra... Mağazayı açtıktan sonra ve yurt dışına çok çıkıyorsun gördüğüm kadarıyla. Evet. Bazı şeyleri seni tebrik ediyorum bir kez daha. Çok teşekkür ederim. Umarım hedeflediğin noktaya gelirsin. İnşallah. Umarım daha fazla tasarımlarla Kıbrıs halkının gönlünü fethettin. Zaten fethetmeye devam edersin. Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Ben de çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim geldiğin için. Bu kez farklı konulara gel. Tabii ki. Yine konuşalım. Tabii. Evet. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Restoran orta sayfayı sundu. Making your homes earthquake.